Yani yine sizin mesajınızla size destin olarak kulağınızda kimler derler? Ne diyor? Kulağınızda kimler derler? Mesela sarbaz olur. Sarbaz. Size sarbaz olur derler. Peki bu mesleğe nasıl atıldın? Şöyle başka bir meslek değiştirdin. Şöyle kısa da geçmişini anlatabilir misin? Ticaret hayatındaydım. Evet. Zarar ettim. Evet. İstihacılar var. Peki okul olarak okudunuz mu? Eski yazı mı, yeni yazı mı? Yeni yazı mı? İlk okul yazı mı? Evet, güzel. Peki bu iş tatmin ediyor mu seni? Şimdi şu durumda. Bu iş sizi tatmin ediyor mu? Yani bu işten para kazanıyor musun? Biliyor musun? İşte ihtiyarlık artık. Başka çaresi yok. Başka bir iş yapamaz. Peki. Çocuklarınız kaç tane? 3 tane çocuğum. Oğlan çocuğu kaç tane, kız çocuğu kaç tane? Oğlan bir tane. Bir tane. Okuyor mu? Evet. Tahsili ne? Yüksek mühendis, fakülte mühendis. Güzel. Peki, besleden mi, dışarıda mı? Dışarıdan geldim. Güzel. Peki, sana faydası dokunuyor mu? Dokunuyor mu? Güzel. Şimdi sana da soruyorum. Bu besle neden göçtü burada? Neden göçtü? Besle'den neden göçtü bu göç? Neden başladı? Niye senin göçtü? De görüşün nedir? Niye göçtü? Dışarıya göçtüler ya, neden göçtüler? İdaresizlik yüzünden. İdaresizlik, nereden çıkardı sonra niye göçüyor tabii? Burada çıkardan mı idaresini? Şimdi burada çıkaramıyor. Çıkaramıyor, başka yere geçiyor. İdaresi burada çıkmıyor. Çıkmıyor, Antep'e göçüyor, Ankara'ya göçüyor, İstanbul'a göçüyor. Neden göçüyordu? İdareden mi yoksa? Geçim tabi, tevhid et. Geçim, geçim. Geçim mi? Başla, geçim. Geçim üstünde geçim. Evet. Peki size, şimdi size de sorayım. Siz olsaydınız, size deselerdi ki o zaman bu şehri bir yere kurun. Buraya mı kurardın, nereye kurardın? Bu besleyi nereye kurardın? Senin de fikrini soruyorum. Ben şahsen bu besleyi Gölbaşı'na kurardım. Çok güzel. Evet. Evet. Gölbaşı hepsinden elverişliydi. Evet. İki yol arası ulaşım bakımından bu memlekette dağılmayız diye burayı şey yaptı. Peki daha demiş ki İlvanay'a buraya şehir yaparsak Ağdağ'dan mı Gülhanı'ndan mı su getireceksin İlvanay'a demişti. Bak şimdi geliyor demek. Demek ki hata şimdi bazı şimdi Birlikten Kızılbir'e Köşehirli'ye su geliyor. Evet. Şimdi ben de bazıları da diyor ki beyler demiş ki bu Dündar yazısı Gölbaşı'nın orada ya tren yolu yakın burayı ve biz çoğunu bedava vereceğiz demişler. Şimdi rejim Dündar yazısını beleşle veriyoruz. O evet. Yok harbaları geldiğinin ya köy. Evet. Onun adı ne? Kinirli'nin bu tarafında Çalgan derler değil mi? Çalgan evet. Var. Evet. Mağazan suyu da, suyu da, oranın suyu da buraya geldi. Evet, buzdağı. Oraları verdi. Evet. Kesin dayetin içindeler oranın paralıydı. Ağlarındı yani. Evet. Heyetler de olmadı. En dayeti getirdiler. Bizim Gayarlı çatırı, münafık gördü, münafık gördüler. Gayarlı çatırı da bu çatıyı değiştiler, döndürdü. Bir de denelim, başarı bir döndü. Bu iş Ankara'da değişiliyor. Aslında şimdi ben bunu sordum, Ankara'da da sordum. Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyet kurulunca 1926'da Atatürk bir tamim yayınlıyorlar. Yani Cumhuriyet kurulduktan sonra Türkiye'de zafer kazanmış, istiklal savaşı vermiş, düşman işgalinden çıkmış yerlere öncelik tanındı. Atatürk de Antep'i çok sevdiği için bu bilakis İsmet Paşa'nın ağzıyla en sevdiği vilayetlerden biri Antep'tir. Siz Atatürk'ün de nüfus kağıdı bugün Antep'te kayıtlıdır yani. Antep'e öncelik tanındığı için oradan Hasan Ali Yücel'e emir veriliyor Antep'te köy enstitüsü kurulması için. Bak onda geliyor Besni'ye bu çat diyorlar, kayağını gösteriyorlar.
Diyor ki burada akarsu olmadığı için biz ziraat de yapacağız. Burada köy endüstrisi olmaz ama şehir için bir yeni bir yapılaşma için hükümet binası, belediye gibi yerleşim alanı olur diyor. Yani. Evet. Ha, bu sonradan değişiyor. Geliyor bu beslerin bataklığı çat, iki çat arası senin dediğin gibi evet. Böyle dönüşüyor. Evet. Peki. Şimdi biz de diyoruz ki bak şimdi bizim bu silimde çektiğimiz kayamız hem beslerin kökeni kaybolmasın. Eski ailelerimizi bir araya kasete toplayıp kasete bastı mıydı? İzmir, İstanbul, İzmir'de kimler var? Herkes aynı aileler karşımda çıkacak. Evet. Böyle. Evet. Ondan sonra Besli'de kimler var? Böyle. Şimdi bir de bu kap projesi var. Evet. Biliyorsun bizim Besli'ler aslan payını aldığında böyle pençesi açık gezerler. Evet. Her yeri. Biliyor musun? Evet. Ben Türkiye'yi gezdim. Her yerde de Besli'ni var. Tamam. Şimdi buradan da istifade etmek için ben bunu bütün Besli'lere filmle öneriyorum. İş adamlarına, serbest olanlara. Gelin bir Besli'liler Vakfı kuralım. Besli'liler Vakfı kuralım, bir banka gibi Besli'ye yeni yeni bir yatırım yapalım. Buraysa bu Besli'yi yeniden hiç değilse bazı kararsız kişiler buraya gelecek yatırım yapacak. Şimdi bu biriken para gelecek kişiye güven vermeli. Hani Besli halkına güven verdi mi şapkasını basar. Ama çünkü kuyuda suyu görmezse keşeni sanmaz. Bunu biliyorsun. Besli biraz diyorlar. Peki siz de böyle bir şey olsa katkıda bulunur musun? Maddi manevi. Elbette ki de o şeyde manevi ruhu manevi yeterli. Sıkıca aşağı şehirden buraya gelmeye ne kadar çalıştık. Sıralar el yaptırdık. 400 500 evleri bitim ben buna feda oldum. Peki şunu soracağım. Tam yeri geldi. Unutmuştum. Buraya evler yapıldı. Peki 20 sene oturduktan sonra 30 bin lira ödedi. Şimdi adam ev yapıyorlar. Hükümet bugün 10 sene evvel 5 sene evvel ev yaptı. 3 milyona çıkacak dediler. Şimdi 15 40 milyon ödüyor. Peki bu o zaman niye böyle bir şey kooperatifti? 964 başlamıştı. Bu evleri müteahhitler tarafından yapıldı. Evet. Arada onlar da vurgun vurdu. Suyu da Gürcü'den geri geldi. Hatta şeyler vardı. Bizim bu şehir suyundan istifade ettiler. Evet. O zamanlarda seçim oldu. Anlıyor musun? Evet. Top kırıyordu. Anak Partisi, Adalet Partisi, Adalet Partisi, Demokrat Partisi'ye gayrı kaymak olsun. Biz müteahhide dedik ki, sen bizim belediye bizde, anladın mı? Evet. Sana Gürcü'den su getirtirim dedim, gittim. Sizin evin karşısında müteahhit oturmuştum. Evet. Vakas gibi, Çivşek'in şeyini su aldı. Evet. Sonra, buyurun sana sen. Selamünaleyküm. Selam. Evet. Bir de daha müsaade et, acil bir işe bir de sonra hallederik işlerine. Ya var, kalp bir şey oldu. Bu camiler neden yıkıldı ya? Kim yıktı bu camiler? Bunlar durup dururken, tas, emer, şeyler, memnunlar zamanında yapılmış. Şuna 800, 710 sene evvel. Camilerin yıkılması neden yıkıldı? Neden yıkıldı? Evet. Bizim burada evvel müdürü, bizim hoca vardı. Evet. Anladın mı? Ondan yüzünden yıkıldı. Ha, sahip çıkmadılar. Camilere sahip çıksalardı. Evet. Vekil, iki tane vekil tayin etselerdi. Evet. Ellerine düşük verselerdi. Evet. Camiye de bir şey olmadı, çeşmelerine de bir şey olmadı, yobana da bir şey olmadı. Biliyorsun bizim Besli halkı bir taş düşse hemen yerine kollardı aşağı şehirde. Evet. Şimdi Besli dağılınca burası boş kalınca herkes didik didik gece gitti. Yazık değil mi? Eşeklerle çaldı.